Herkese merhabalar. Bu videoda altın ve gümüş ons analizi yapacağım. Çok fazla sorulduğu için altın ve gümüş rasyosuna bakacağım ve FED ile ilgili bazı grafikler göstereceğim. Fiyata doğrudan etkili olduğu için dolar endeksi ve Amerikan 10 yıllık devlet tahvil grafiklerini de inceleyeceğim. Öncelikle bir hatırlatma yapmak istiyorum. Biliyorsunuz her hafta sonu bu analizleri güncelleyip sizlerle paylaşıyorum. Bugün gün içerisinde Bitcoin ve Ethereum analiz videosu yayınlandı. Bu analiz videosu yayınlandı. Yarın platin ve paladyum ons analiz videosu, kaldıraçlı piyasalarda işlem yapan arkadaşlar için dolar pariteleri analiz videosu ve borsa endeksleri analiz videosu ayrı ayrı yayında olacak. Dileyenler dilediğini izleyebilir deyip hemen başlamak istiyorum. Şimdi bu gördüğünüz grafik Amerikan enflasyonu grafiği. Şu anda %8,5 en son açıklanan değer ve geçmişten günümüze gelen enflasyonu gösteren grafik yaklaşık 1950'lerden beri gelen grafik. Şimdi bunun üzerine Amerika'nın fonlama faizini koyuyorum. Yani Fed'in işte o meşhur arttırdığı faiz var ya, işte o meşhur arttırdığı faizi koyuyorum. Şu anda bu güncel değil, 0,83 seviyesine kadar gelmiş durumda. Yani aslında şu grafik şu anda şöyle görünmesi gerekiyor. Yaklaşık şöyle geldi. Fakat yine de bizim fonlama faizimizin altında. Şimdi geçmiş yıllardan itibaren bakarsak neler olmuş onu bir göstermek istiyorum size. Enflasyon hep fonlama faizi enflasyonun üzerinde olacak şekilde baskılanarak düşürülmüş. Bakın 1960'tan beri hatta daha öncesinden beri şu turuncu gördüğünüz faiz, Fed'in fonlama faizi. Faiz enflasyonun üzerinde. Faiz hep enflasyonun üzerinde. Faiz hep enflasyonun üzerinde. Bu şekilde enflasyon hep baskılanmış. Şurada tabii petrol krizi olduğu için baskılanmasına rağmen 1970'li yıllardaki petrol krizi nedeniyle hem faizler hem de enflasyon yükselmiş. Fakat faizler her zaman enflasyonun üzerinde olarak enflasyonu baskılamaya devam etmişler. Ta ki 2008 krizine kadar bakın. Yani şuraya kadar hep fonlama faizi enflasyonun üzerindeymiş. 2008'de fonlama faizi enflasyonun altında olmasına rağmen enflasyon çok fazla yükselmedi. Bunun iki nedeni vardı. Birincisi küreselleşme nedeniyle yeni pazarların açılması. İkincisi teknoloji devrimi, internet devrimi nedeniyle verimliliğin artması. Bu iki unsurda verimliliği artırıcı unsurlar olduğu için enflasyon faiz onun altında olmasına rağmen artmadı. Şu anda ise tam tersini yaşıyoruz. Şu anda savaş ve salgın nedeniyle verimliliğin düştüğü bir ortama şahit oluyoruz. Bu olayları birbirinden iyi ayırmak lazım. Yani 1960'tan 2008'e kadar çalışan bir sistem var. Enflasyonun faizin tarafından baskılanması durumu var. Sadece 2008 ile işte 2018 arasındaki istisnai durum var. Bu istisnai durumda dediğim gibi verimlilik artışı, internet devrimi ve globalleşme nedeniyle yaşanan bir istisnai durum. Yani bu istisna bu kaideyi bozmaz. Öyle diyeyim. Herkes buna odaklanıyor. 2008'de de işte dünya artık değişti. Geleneksel yöntemlere bakmayalım. İşte dünya değiştiği için biz faizi çok yükseltmesek de enflasyon yükselmez diyor. Ama oradaki gelişen durum çok farklıydı. Orada bir küreselleşme nedeniyle artan pazar vardı ve internet devrimi nedeniyle artan verimlilik vardı. Şu anda büyük bir teknolojik devrim olmaz ise enflasyonun yükselmeye devam etmesi çok daha yüksek ihtimaldir. Çünkü savaş nedeniyle daralan bir piyasa var. Yani tam tersine küreselleşen değil, 2008'de küreselleşen vardı. Şimdi ulusallaşan bir piyasa var. Bunun enflasyonu arttırıcı etkisi var. Salgın nedeniyle verimliliğin düşmesi var. Bunun da enflasyonu arttırıcı etkisi var. Dolayısıyla eğer bu faiz hani çok arttırdık dedikleri bu faiz. Bu 8,5 seviyesinin üzerine çıkmadığı sürece aslında hiçbir anlam ifade etmeyecek. Enflasyonu düşürmeyecek. Enflasyonu anlık olarak düşürebilir. Belki hani ufak tefek salınımlar yaptırtabilir fakat bir yerden sonra bu enflasyon tekrar yükselmeye devam edecek. O yüzden anlatmaya çalıştım bunları. Yani çok 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 arttırdık dedikleri faiz
henüz enflasyonun çok gerisinde ve bu şekilde devam ederse, ki bu şekilde devam edecek, enflasyonun az da olsa düşse bile psikolojik etkenlerden dolayı daha sonra tekrar yükselmeye devam ettiğini göreceğiz. Asıl olaylar da zaten burada kopacak. Peki neden Fed tekrar işte bu noktalara getirmiyor? Yani faizi bu kadar fazla arttırmıyor. Şimdi faizi bu kadar fazla arttırırsa neler olur? Öncelikle çok büyük bir işsizlik olur. Çok büyük bir borç krizi olur. Yani bu noktalara gelecek faizle şirketler baş edemez. Daha düşük faizle tasarlanmış iş modellerine sahip Amerikan ekonomisi çok büyük bir bunalıma girer. Bunu yapamayacaklardır faizi. O yüzden bu kadar yüksek noktaya getiremeyeceklerdir. Yakın zamanda da buraya getirmeleri bile, şu anda getirdikleri noktanın bile kendilerine sorun yarattığını görecekler diye düşünüyorum. Ve faizleri aşağıya indirme ihtimalleri de daha yüksek. Peki şimdi bu duruma, bu zamanlarda altın, gümüş, platin fiyatları nasıl tepkiler vermiş? Hemen onlara bakalım. Enflasyon baskı altındayken, bakın 1970 krizinde altın hepsiyle birlikte devam etmiş. Fakat şurada gördüğünüz gibi artık bir yerden sonra hani faiz azaltılıp da enflasyon faizin üzerindeyken altın güçlü yükselişler sergilemiş. Teknoloji devrimi ve küreselleşmenin etkisiyle enflasyon düşüyor iken altın fiyatında da düşüşler olmuş. Fakat enflasyon artık tekrar yükseldiği dönemde altın da yükselmeye devam etmiş. Yani burada enflasyonun yükseleceğini düşünüyor isek, ki ben öyle düşünüyorum artık bu tüm yaşadıklarımızdan sonra, altının da orta uzun vadede yükselme ihtimali daha güçlü görünüyor. Bir de gümüşe bakalım. Ondan sonra grafiklerimize geçelim. Şöyle. Gümüşü de incelediğimiz zaman gümüşte de benzer hareketin olduğunu görüyoruz. Öncelikle güçlü yükseliş, daha sonra enflasyonun düşmesi nedeniyle, teknoloji devrimi ve küreselleşme nedeniyle enflasyon düşüyor ve o süreçte gümüş de değer kaybediyor. Dolayısıyla enflasyonun yükseldiği dönemde gümüşün de altın gibi yükseldiğini, hatta çok daha sert hareketler yaptığını görebiliyoruz geçmiş grafiklerden. Şimdi dolar endeksi ile standart analizlerimize başlayalım. Daha önce söylediğim gibi dolar endeksinin yükseliyor olması dış ticaret açığı veren Amerika için negatif bir unsurdur. Bir yerden sonra bunu aşağıya döndüreceklerdir. Fakat o yere kadar biraz daha gerginlik devam edecekmiş gibi görünüyor. Fed toplantısında 0.50 bas puan arttırdı. Powell ne kadar yumuşak konuşsa bile, Powell'ın yumuşak konuşmaları bir gün etkili oldu. Ertesi günden itibaren tekrar piyasa ters yönde hareket etmeye devam ediyor. Daha da yumuşak olmasını istiyor Fed'in. Daha da yumuşak konuşmasını istiyor. Yani piyasa artık en ufak bir sıkılaşmaya tahammülü kalmamış durumda. Obez olmuş. Hiçbir sıkılaşma lafını, hiçbir sıkılaşma söylemini kaldıramayacak boyutta. Dolayısıyla yukarıya devam ediyor. Bir yerden sonra piyasanın istediği verilecek. İşte o yer 105 mi olacak, 108 mi olacak bilemiyoruz. Fakat bir yerden sonra piyasanın istediği verilecek ve dolar endeksinde de aşağı yönlü hareketler olmaya başlayacak. Buna daha 1-2 ay daha süre var gibi görünüyor. Yani Fed dayanabildiği kadar dayanacak. Fakat bir yerden sonra özellikle borsa endekslerinin düşüşüne daha fazla tahammül edemeyerek bu sıkılaşmadaki adımları ya da söylemleri çok daha azaltacak, çok daha yumuşak olmaya başlayacak diye düşünüyorum. Bunu tabii ki 10 yıllık devlet tahvili getirilerinde de aynı şekilde görüyoruz. Şu anda çok önemli bir sınıra geldi. Bu sınırın üzerine geçerse, bu sınır neydi geçen haftalarda da söylemiştim, 3.17-3.30. Eğer bu sınırın üzerine geçerse zaten artık bir borç krizi başlayabilir. Amerikan şirketleri birbiri ardına iflas edebilir demektir ve bir finansal kriz başlıyor demektir. Dolayısıyla buradan yukarıya oluşacak hareketler altın fiyatına da finansal belirsizlik ortamı olduğu için
olumlu yönde etkileyebilir demiştim. Hala aynı şeyi düşünüyorum. Fakat buranın yukarıya kırılmasını birinci denemede özellikle izin vermeyeceklerdir diye düşünüyorum. Buradan aşağıya doğru getirileri indireceklerdir. Yani buradan sonra aşağıya da düşse altın için olumlu, yukarıya da çıksa altın için olumlu bir sürecin olma ihtimali daha yüksek. Çünkü yukarıya çıkması finansal kriz anlamına gelir. Aşağıya inmesi de enflasyonla mücadele edilmiyor anlamına gelir. Enflasyonun artacağı anlamına gelir. Yani olayın artık son noktasına çok yaklaştık diye düşünüyorum. Ve burada da aşağı yönlü hareketlerin olma ihtimalini daha yüksek görüyorum. Altın tarafına geçersek. Altın fiyatında geçen hafta videoda söylemiştim. 1850-1860'a kadar gelebilir ve bu bir alım fırsatı olacaktır diye. Aynen dediğim gibi oldu. Bu belirsizlik, bu gergin süreçlerin devamında sert aşağı yukarı hareketler görülebilir. Yani kısa vadede altının aşağıda yukarıda, yani 1820 ile şöyle alttan 1820 ile yukarıda 1900 arasında sert hareketler görüp ondan sonra birkaç ay sonra yavaş yavaş yukarıya çıkma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor bana. Orta uzun vadeye baktığım zaman özellikle enflasyonun yukarı yönlü hareketi nedeniyle altının orta uzun vadede yükselme potansiyelini yüksek görüyorum. Fakat bütün mal varlığını altına geçirmeyi doğru bulmuyorum. Daha önceki videolarda da söylediğim gibi portföylerde en az %20 oranında altın bulunmasının doğru olacağını düşünüyorum. Çünkü büyük bir ekonomik kriz gelebilir. Fakat bu ekonomik kriz sürekli öteleniyor. Ve Fed tarafından yine 1-2 yıl daha ötelenebilir. Ötelendikçe altında o beklediğimiz büyük parabolik yükseliş de ötelenecektir. Fakat bir yerden sonra ötelenemeyecek konuma geldikten sonra güçlü yükselişler göreceğiz. Henüz erken olduğunu düşünüyorum. Hala aralarda 1820 ile 1900 arasında önümüzdeki haftalarda da bant hareketi yapma ihtimali daha yüksek gibi görünüyor. Altın gümüş rasyosuna bakarsak çok sizlerden soru geldi. O yüzden bu grafiğe bakıyorum. Yukarıda 86 bölgesinde bir direnç görüyorum. Yani şu altın 86'ya kadar çıkıp ondan sonra şu altın gümüş rasyosunun biraz gevşeme ihtimali, yani gümüşün de değer kazanma ihtimali yüksek gibi görünüyor. Belki 80'e kadar inip ondan sonra tekrar yukarı hareket altın lehine olabilir gibi görünüyor. Altın bu süreçlerde gümüşe göre daha güvenilir bir enstrüman olduğunu unutmayalım. Gümüş çok daha volatil, çok daha hızlı hareket edebiliyor. Yukarıya da aşağıya da çok daha fazla gidebiliyor. Dolayısıyla gümüşe çok fazla portföyde yer vermenin sakıncalı olabileceğini düşünüyorum. Bakın mesela burada savaş başlaması gerginliğiyle yaptığı bütün yükselişi geri verdi gümüş. Altın ise bunun henüz yarısını geri verdi. Altın şuralarda aynı benzer hareketi yaptı fakat gümüş bütün yükselişini geri verdi. Dolayısıyla çok sert hareketler yapabildiği için portföylerde çok fazla yer vermeyi doğru bulmuyorum. Fakat portföylerde bulunması gereken bir enstrüman. Önümüzdeki haftada tekrar burada ufak bir aşağıya doğru iniş olsa bile borsa endeksleri videosunda anlatacağım. Orada da bir yukarı dönüş bekliyorum. Gümüş de borsa endekslerine çok paralel gittiği için burada aşağıya bir iğne daha atsa bile belki 21,5-22 arasına tekrar yukarıya hareketin başlama ihtimali gümüşte çok daha yüksek görünüyor bana. En azından 24,5 seviyesine kadar bir yükseliş olup ondan sonra aşağıya inebilir orta kısa vadede. Fakat orta uzun vadede hepsinin çok daha yukarılara gideceğini düşünüyorum. Uygun güzel bir portföy dağılımı yapılarak şu andaki fiyatlardan almanın orta uzun vade için güzel sonuçlar doğurabileceğine inanıyorum. Umarım faydalı olur. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Hepinize bol kazançlar diliyorum.